Galatasaray'ı zaten söyledim. İnanılmaz bir tane oyuncusuna verdiği bonserviste biz bütün takımı kuruyoruz. İnanılmaz bir arada bütçe farkları var. Yani ama biz iyi işler çıkartmaya, ikisini de iyi işler çıkartıyoruz. Geçen sene biraz daha hazırdık. Oyuncularımız biraz daha hazırdı. Bu sene dediğim gibi birbiriyle oynayan ilk defa oyuncular var sahada. Bench kulübesini zaten söylemiyorum bile. Bizim giren oyuncularımızla rakibin giren oyuncular arasında dünya kadar fark var. Ama dediğim gibi oyuncuların bugün inanılmaz bir mücadele etti. Onlara teşekkür ediyorum. Müthiş bir örnek gösterdiler. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiler, bizi desteklediler, yalnız bırakmadılar. İstediğimiz bir 3 puanı aldık. Mutluyuz. Bir sorum daha var hocam. Okan Hoca ikinci yarı 4-4-2'ye döndü. Bu sizin işinizi kolaylaştı mı? Çünkü daha çok Şöyle diyebilirim, kenarları iyi kapattık bu maçta. Merkez hücumlarında da etkililerdi. Çift santrale dönmek bazen orta sahayı kaybettiriyor. Ama gerekli önlemleri aldığımızı düşünüyorum. İki tane tabii ki inanılmaz bir ofansif gücü var. Orta sahası müthiş. Ona karşı dediğim gibi oyuncuların alanları iyi kapattılar. Çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Bu kadar da normal. 4-4-2'yi soracaktım ben de. Var mı başka? Yani ben çok fazla bozmak istemedim çünkü iyi giden bir şey vardı. Ama son dakikalarda ben de bir santraf stoper daha sonra oyuna saktım. Buyurun. Sadece bir oyuncu hakkında ben çok fazla konuşmuyorum. Takımda genel olarak zaten söyledim. Oyuncuların hani çok iyi performanslı oyuncuları almıyoruz. Biraz performanslarını bize kalıyor yükseltmek. İki senedir de inanılmaz şekilde aldığımız oyuncuların performanslarını yükseltiyoruz. Traore de bunlardan bir tanesi. Alt ligde oynayamıyordu bile ama geçen seneki performansıyla bu seneki performansı inanılmaz. Ama dediğim gibi daha birbiriyle uyum içerisinde olmayan, tanımayan birbirlerini oyuncular var. İlk defa oynayan. Ama dediğim gibi bizim bir uyum süresi var. Geçen sene bunu ilk maçlarda yaşadık ama bu sene biraz daha erken. Geçen sene 6. hafta ilk golümüzü atmıştık. İlk maçta golle başladık. Burada da ilk galibiyetimizi aldık 2. hafta. Bizim için güzel sinyaller. Gelecek adına yatırımlar yapıyoruz. Zaten genç oyuncularla takviye yaptık. Transferde de yavaş yavaş çok fazla kulübümüzün yapısına uygun oyuncular almayı tercih ediyoruz. Çok fazla geleceğimizi riske atmadan. Dediğim gibi oyuncularımızı alıyoruz ama performanslarını yükseltmek bizim elimizde. Ama şu 2 senedir de inanılmaz şekilde her sadece Troy için söylemiyorum. Birçok oyuncu performansı yükseldi. Buyurun Ali Bey. Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni transferler var mı hocam? Bölgeler belli mi? Olacak mı herhalde abi? 8 tane yabancımız var. Kural hatası yapma şansımız yok bizim. Bugün itibariyle 8 oldu. 4-5 tane daha yabancı almayı düşünüyoruz. 12-13 civarında tutacağız. Forvet bölgesinde Bayiş'ten başka bir tane genç bir oyuncumuz var. Çok fazla riske atmak istemedim. Bir tane forvet bölgesine oyuncu alacağız. Tabii orta sahamızda biraz takviye yapmamız gerekiyor. Alternatiflerimizi çoğaltmamız için. Kaleci, sağ bek, sol beki Türk yaptım. Diğer bölgelere kenar oyuncusu alacağız. Beklediğimiz, uzun zamanda beklediğimiz bir iki oyuncu var. Onlardan haber bekliyoruz. İnşallah dediğim gibi güzel bir kadro oluşturacağız zaman içerisinde. Var mı başka soru? Buyurun. Bugün rakibiniz Galatasaray'ın oyuncusu Ömer Bayram'la ilgilendiğiniz konuşuluyordu hocam. Basında bu haberler yazıldı. Bu transferle ilgili sorunları. Biz ilgileniyoruz. O da bizle ilgilenirse inşallah aramıza katarız. Çalışmak istiyoruz ama oyuncunun tercih etmesi önemli olan. Bizim gibi Anadolu kulüplerine biraz tercihlerinde zorlanıyorlar ama Okan geldi. İnanılmaz bir performans sergiledi. Şu an Müslera'dan sonra kaleyi koruyacak kişi diyebilirim. Geçen seneki performansı bence yeterliydi burada. Oyun durmasın diye yaptık onu ama ben çok fazla oyunun bilmiyorum. Sergen'in biraz problemi vardı. Sakat oynadı. O başka herhangi bir öyle çok oyunu durduran, yavaşlatan bir oyun sergilediğimizi düşünmüyorum ama senin fikrindir. Ben onu...
Olabilir, gayet normaldir. Zaman zaman tempo yükseldiğinde oyuncular dinlenmek isteyebilir. Ama çok aşırı şekilde ben de ona karşıyım. Hatta söylediğim gibi çok fazla sokmak istemedim. Sakat oyuncu eksik oynuyorsunuz zaten. O bölümlerde biraz zorlanırdık. Teşekkür ediyoruz. Tamam. İyi çalışmalar diyorum.